Brave, Vivaldi, Opera, Edge, bunları arka planda özgün tarayıcılar mı zannediyordunuz? Hepsinin arkasında Chrome'daki aynı teknolojiler yatıyor. Ya peki Discord, Steam, Notion, WhatsApp, Microsoft Teams? Evet, hepsi arka planda Chromium tabanlı teknolojileri kullanıyor. Market payının %65'i Chrome'sa ve geri kalan saydığımız bütün tarayıcılar da Chromium tabanlıysa, bu da demek oluyor ki pazar payının %80'i Chromium tabanlı. Yani bir nevi hepsini Google yönetiyor demek. Tamam ama bu nasıl oldu? Chrome 2008 yılında çıkıp nasıl tüm tarayıcıları solladı ve bu noktaya erişti? Neden Chrome'un bu şekilde tahta olması kötü ve neden rekabet yok? Bu videoda bütün bu sorularınızı cevaplayacağım. Chrome'un nasıl birinci sıraya yükseldiğini anlamak için 2006 yıllarına doğru gitmemiz lazım. Bu dönemde en çok kullanılan tarayıcı Internet Explorer 6 ve 7. sürümleriydi. Internet Explorer'ın fazla kullanılmasının en büyük nedeni işletim sistemine gömülü geliyor olmasıydı. Ama Internet Explorer'ı o dönemlerde deneyimlemiş herkes bilecektir ki çok fazla hatalar vardı, çok fazla çöküyordu ve çok yavaştı. Bir sekmeniz çöktüğü zaman diğer sekmeniz de çöküyordu. Arayüz ve tasarım konusunda iyi değillerdi ve sayfalar oldukça yavaş yükleniyordu. Aynı zamanda Internet Explorer web standartlarını tarayıcılarına ekleme konusunda da geri kalıyordu. Sırf bu nedenden dolayı 2004 yılında çıkışını yapan Firefox yükselişe geçmeye başlamıştı. Firefox internet standartlarını tarayıcısına entegre etmekle kalmıyor, eklenti gibi özellikleri de yine tarayıcısında destekliyordu. Explorer'ın market payı yukarılarda olsa da yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Ve tam bu noktada piyasaya yeni bir oyuncu girdi, Google Chrome. Chrome çıkar çıkmaz bir şeyi diğer tarayıcılardan çok farklı yapıyordu. Eğer ki bir sekmeniz çökerse diğer sekmeleriniz çökmüyordu. Her sekme ve her eklentinin işlemi ayrı ayrı çalışıyordu. Düşünsenize hangi tarayıcı kullanıyor olursanız olun tarayıcınıza giriyorsunuz, birden fazla sekme açık ve bir şey oluyor, bir sekmeniz çöküyor, birdenbire bütün çalışmalarınız tak kayıp oluyor, bütün sekmeleriniz gidiyor ve hepsini yeniden yüklemeniz gerekiyor. Tam bu anda Google Chrome çıkıyor ve bir sekmeniz çöktüğü zaman diğer sekmeler hiçbir şey olmuyor, normal bir şekilde takılıyorlar. Günümüzde sekme çökmeleri daha az olsa da o dönemde daha fazla olacak ki zaten bu konuda herkes şikayetçiydi. Ve Chrome'un bu özelliği insanların hoşuna gidiyordu. Bunun üstüne Chrome'un JavaScript motoru en baştan yazılmıştı ve Just in Time adında bir derleme stratejisi kullanıyordu. Bu derleme stratejisi sık kullanılan JavaScript kodlarını özellikle bulup bunları derliyordu ve hızlı bir şekilde tekrar tekrar ulaşılabilecek bir kod haline getiriyordu. Böylece sayfalar diğer tarayıcılara kıyasla çok daha hızlı yükleniyordu. Bu arada Just in Time stratejisi Chrome'dan önce Firefox'ta da vardı ama Firefox'ta Chrome'daki kadar iyi değildi. Üstüne Google Chrome'un arayüzü çok daha güzeldi. Google Chrome'un ilk çıktığındaki fotoğrafına baktığınızda arayüzü günümüzdeki modern tarayıcılara ne kadar benziyor. Çünkü bu standardı Google getirdi. Bir Chrome'un arayüzüne bakın, bir dönemin Firefox 3'ün arayüzüne bakın, bir de Internet Explorer 7'nin arayüzüne bakın. Chrome tasarım ve hız anlamında açık ara farkla daha iyiydi. Google aynı zamanda bu dönemde arama motoru olarak da oldukça popülerdi. Pazar payı %63 ile 72 civarındaydı ve kullanıcılar hali hazırda Google hesabı olup Google ürünlerini kullandığı için Google'un tarayıcısıyla bütün bunları entegre kullanabiliyordu ve bu büyük bir artıydı. Google arama motorunda Chrome'un reklamını yapmaya başlamıştı ve YouTube'da Chrome hız testleri adında video kampanyaları yürütmeye başlamıştı. Bu şekilde milyonlarca insana ulaşıp Chrome yükletmeyi başardılar ve zaten yükleyen de geri dönmüyordu çünkü Chrome'u yüklediğin zaman, bir defa deneyimlediğin zaman diğer tarayıcılara göre çok çok daha iyi bir deneyim sunuyordu ve bir daha geri dönmeyi düşünmüyordu. Son olarak Chrome her ne kadar açık kaynak olmasa da arkasındaki teknoloji Chromium açık kaynaktı ve bu sayede Chromium Embedded Framework doğdu. Geliştiriciler Chrome'un arkasında çalışan bu teknolojiyi kullanıp kendi uygulamalarını geliştirebiliyordu. Açık kaynak olduğu için de arka planda büyük bir destek oluşmaya başladı. Çünkü bunu kullanan geliştiriciler kendi projeleri için kullanıyor ve dolayısıyla bu projeye katkı yapıyorlar. Daha da gelişmesini istiyorlar. Ve bu karta bu sayesinde bir baktık. Videonun başında da bahsettiğim gibi şu an bildiğimiz Steam, Discord, Slack, Teams ya da işte aklınıza gelebilecek birçok teknoloji arka planda Chromium'u kullanmaya başladı. Peki Firefox'un Embedded Framework için bir alternatif yok muydu diye soracak olabilirsiniz. Evet, vardı. Firefox'un Embedded Framework'ın adı Zool ama Chrome'un hızlı olmasından ve birçok artısından dolayı arkasına aldığı rüzgarla zaten bütün geliştiriciler Chrome Embedded Framework'ü kullanmaya başlamıştı. 2018 yılında Firefox, Zool'un daha gelişmiş versiyonu olan Gecko View'i yayınlasa da artık bunun için çok geçti. Chrome'un bu şekilde tarayıcı marketine girmesi çok güzel bir şeydi. Günümüzdeki Firefox'un Firefox olmasını sağlayan da bir açıdan baktığımızda Google'dı. Berbat tarayıcılara inanılmaz derecede yenilik, hız ve stabilite getirerek aslında rekabeti arttırıyordu. Ama tabii ki çok geçmeden bu da sorun doğuracaktı. Günümüze geldiğimizde Chrome artık pazar payının %65'ine sahip ve az önce bahsettiğim gibi diğer tarayıcılar da arka planda tamamen Chromium teknolojilerini kullanıyor ve bu da Google açısından monopoliye ve tekelleşmeye yol açıyor. Mantıken de anlayabileceğiniz üzere bu şekilde tekilleşmek yine bizi başladığımız noktaya geri götürüyor. Yeniliği ve rekabeti öldürüyor. Herkes arka planda Chromium kullanmaya başladığında bu sefer bütün kararları Google alıyor. Çünkü her ne kadar Chromium açık kaynak olsa da deponun sahibi Google ve Chromium'a neyin girip çıkacağına Google karar veriyor. Örneğin Google geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve eklentilerini Manifest V3'e getirdi. Manifest V3'e getirdikleri özellikle reklam engelleyicilerinin kritik özelliklerini kaldırdılar. Bu karardan bütün Chromium tabanlı tarayıcılar etkileniyor. Evet,
bu durumdan Brave de etkileniyor. Biliyorum Brave kullanıcıları diyecek ama bizde versiyon olarak gömülü gelen reklam engelleyici var. Doğru. Reklamlar engellenmiyordur demiyorum ama Chrome'un aldığı bu karardan sonuç olarak Brave de etkileniyor. Bütün Chromium taban tarayıcılar etkileniyor. Veya bütün diğer tarayıcılar kullanıcıların mahremiyetini iyileştirmek için 3. parti çerezleri öldürürken Chrome bu kararı 4 defa erteledi ve tarayıcılarında hala 3. parti çerez desteği var. Bütün tarayıcı kitlesi elinde olduğundan bir açıdan Google bütün standartları belirliyor. Yani tamam bunun için bağımsız örgütler var ama yine de Google neyin hızlı girip çıkacağına karar veriyor. Neyin üzerinde çalışılıp çalışılmayacağına karar veriyor. Bir standardı özellikle reddederse ve koymak istemezse kim ne yapabilir? Herkes arka planda Chromium tabanlı tarayıcı kullanıyor ve yapacak bir şey yok. Bazılarınız diyecek olabilir ki ama abi Chromium açık kaynak değil mi? Yani birileri forklar ve daha sonrasında devam ettirir bunu. Ama öyle olmuyor işte. Chromium çok kompleks bir proje ve gerçekten Chromium'u düzenli bir şekilde maintain edebilecek, bunu devam ettirebilecek bir firma yok. Olsaydı şu ana kadar çıkardı zaten. Niye Chromium'un baştan aşağı değişmiş versiyonlarını görmüyoruz? Çünkü yok, çok kompleks bir proje. Tabii yine de çok büyük bir olay olduğunda internette yankı yapabiliyor ve Google bu konuda geri adım atabiliyor. Ama şu an bulunduğumuz noktada maalesef Google interneti ele geçirmiş durumda. Peki diyecek olabilirsiniz ki neden rekabet yok? Neden yeni tarayıcı motorları ortaya çıkmıyor? Tıpkı geçmişte Chrome'un yaptığı gibi yeni tarayıcı motorları ortaya çıkamaz mı? Bunu yapması maalesef günümüzde çok zor. Chrome 2008'de çıkışını yaptığında kullanılan web görece yeniydi ve günümüzdeki kadar web standardı yoktu. Şu an sıfırdan yazılacak bir tarayıcı motoru demek bütün bu standartları baştan aşağı desteklemek anlamına geliyor. Siz bu tarayıcı çıkardığınızda düzenli olarak güvenlik güncellemeleri vermeniz lazım. Özellik güncellemeleri vermeniz lazım. Performansı yine günümüzdeki tarayıcılar gibi olması lazım. Bir performans beklentisi de oluşacak doğal olarak. Aynı zamanda bunu birçok platforma çıkarmanız lazım. Android, iOS, Windows, Linux, macOS neyse ve bütün bunlar için de yine ekiplerinizin olması lazım. Ve tabii ki pazarlama yapmasanız olmaz. Pazarlama yapmadan ürününüz nasıl daha fazla insana ulaşacak? Bütün bunları yapabilecek bir şirket varsa söyleyin. Çünkü Microsoft bile kendi tarayıcı motorunu geliştirmekten vazgeçti ve biliyorsunuz Microsoft Edge şu an Chromium tabanlı. Rekabet adına piyasada sadece iki tarayıcı kaldı: Firefox ve Safari. Ama Firefox'un trendi yıllar içinde hep düşüşteydi. Bunun en büyük nedeni aslında yönetimin kullanıcı geri bildirimlerini daha az dinlemesiydi ve alınan kararlardan kullanıcılar genelde pek memnun olmadılar. Firefox Rust ile yazdı ve sıfırdan geliştirdiği Servo JavaScript motorunu da iptal etti ve yüzüne bakmadı. Çok daha saçma projelere yatırım yapıp vakit ayırdılar ama Servo gibi önemli bir proje aslında maalesef iptal ettiler. Ve Firefox son yıllarda maalesef farklı bir tarayıcı olamadı. Buna rağmen Chrome'un karşısında en güçlü duran ve bütün platformlarda çalışan tek tarayıcı şu anlık Firefox. Ayrıca Servo projesini de yeniden başlattılar. Belki önümüzdeki yıllarda işler değişebilir. Safari'ye geldiğimizde evet, Safari'de farklı bir tarayıcı motoru olan WebKit kullanıyor. Aslında WebKit'i de KDE'den aldılar geçmişte, forkladılar ve sonra üstünü kapattılar. Yaptıkları değişiklikleri yayınlamadılar. Safari'nin büyük çoğunluğu özel mülkiyet bir yazılım, değişiklikleri paylaşmıyorlar. Ve Safari'yi ciddi bir rekabet olarak zaten değerlendiremiyoruz. Çünkü bütün platformlarda yok. Sadece Apple ürünlerinde var. Peki bana sen ne kullanıyorsun diye soracak olursanız ben Firefox kullanıyorum. Nedeni ise az önce size bahsettiğim olay. Bu videodan bir şey çıkaracaksanız tek olarak şunu çıkarın: WebKit gide tekelleşiyor ve Google internetin kontrolünü ele geçiriyor. Az önce bahsettiğim gibi daha yeni reklam engelleyicilerine saldırdılar. Chrome her ne kadar geçmişte tarayıcı piyasasına büyük rekabet ve yenilik getirse de şu an maalesef bence yarardan çok zarar getiriyor. Web nötrlüğünü korumak için ben Firefox'u tercih ediyorum. Zaten Firefox'unuzda bakacak olursak günümüzde Chrome'dan pek bir fark göremiyorum ya da ben kendi adıma hissedemiyorum. Hisseden arkadaşlar varmış bilmiyorum ama ben Chrome'u da kullandığımda, Firefox'u da kullandığımda aşağı yukarı aynı hızları alıyorum. Günün sonunda ne kullandınız tabii ki sizin tercihiniz ama şunu da unutmayın: yaptığınız tercihler gerçek dünyada bir etki bırakıyor. Bu anlatımdan sonra hangi tarayıcı kullansam diye kafanızda bir soru işareti kaldıysa geçmişte çektiğim en iyi tarayıcıyı bulduk videosunu izleyebilirsiniz. O videoda belirlediğim kriterlerle tarayıcıları 8'den 0'a doğru puanlıyorum. İzlemek isterseniz yukarıya koyacağım. Peki siz şu an hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Yakın zamanda toplulukta bunun üzerine bir anket de yapmıştım. Sonuçlar aşağı yukarı beklediğim gibi. Videoda bahsettiğim tarayıcıların tarihleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu videodan sonra Firefox'a bir şans daha verecek misiniz? Hepinizin düşüncelerini aşağıda bekliyor olacağım. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Zinex, Mehmet Akif Yücel, Alper Yazar, Egemen Doğrul, Sinan Sarıkaya, Suat Karakurt, Yes Amsemih, Ali Tacaylan, Azat Zöhre, No One Game, Hakurun, Murat Tanrıver, Sezgin Yıldırım, Ves GG, Demir Ateş, Serkan Kaplan ve yanda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.